Ben bunu yeni yeni düşünmeye başladım. Kimisi aşırı derecede bir dindarlaşma, kimisinde ise bir uç nokta. Bu dindarlaşmanın sebebi kargaşa ve ümitsizlikte insanlar ümidini içe dönük bir hal. Yani kimisinin zikirle, kimisinin tesbihle şu cemaatler oluşması. Peki bunlar palazlandığı zaman, yani 30 yıl, 20 yıl sonra ekonomik özgürlükle çıkların boşluğunda yine bir kargaşa. O halde Mevlana, Sadreddin Konevi, ondan sonra Yunus Emre'nin düşündüğümüzde yine bir şeyler üretmek isteyenler. Peki Osmanlı'nın uzun yıllar felsefe üretmeden ayakta kalmasının nedenlerinde isterseniz bu İbn Sina'yı incelerken onun da farkına vardım. O kadar fazla birikim var ki o birikimi şerh etme. Onları haşiye yazma. Şerh ederken kişiler meşyai bakış, yani Aristocu bakış veya bir bakıyorsunuz irfani bakış. İbn Sina'nın irfani bakışını İbn Sina'dan sonra İbn Arabi, İbn Arabi Endülüs doğumlu, bir bakıyorsun Mısır'a geldi, Şam'a geldi, Malatya'ya geldi. Malatya'da işte Sadreddin Konevi'yi yetiştirdi. Aynı irfani bakış devam ediyor. Orada Mevlana'da aynısı var. Bir de İran'da İşraki dediğimiz biraz da ilhama, keşfe, arınmaya dayalı. Demek ki karışıklık dönemlerinde Aristo ve Platon'un etkileri çok görmekteyiz. Şimdi ben takıldım kaldım. Şu görüntüyü bir daha değiştirelim. Bu görüntüde yani Yunan medeniyetinin bulunduğu yerler, yayılma. Yine İslam medeniyeti mesela çıktı diyelim. 610 sevgili peygamberimizin yani peygamberlik başladığı süreç. İslam dünya görüşü, İslam dininin tanımlanması şekliyle İslam'a bağlı tasavvuru. İslam dininin gelmesi, peygamberimiz İbrahim Aleyhisselam mücadelesi, sevgili peygamberimizin mücadelesi, tüm filozofların mücadelesi de aklı yanlış kullanıp da mutsuz olanların mutsuzluğunu dermarefedir. Mesela ne kadar meşayi filozof varsa felsefe ile dini iki süt kardeş olarak algılarlar. İki süt kardeş. Bunların konuları, amaçları birdir. Sadece yöntemleri farklıdır. Dinde vahiy esas ama vahiy algılamak için akıl zorunlu. Aklı olmayanın dini yoktur. Sevgili peygamberimizin söylediğimiz o. Küçük yaşta babası eğitimine önem verdi. 10 yaşında hafız kelam oldu. Eğer bir kişi küçük yaşta hafızla başlarsa çok çabuk hıfzını tamamlayabilir. Bu hıfızda ailenin önemi. Şimdi onun benim notlarımda çok vardı ama kağıttan okumam biraz zor olacak. Anlatmayı düşündüm. Eğitimde ailenin önemini İbn Sina çok vurdu. Anne baba. Şimdi Katip Çelebi'nin yetişmesinde babası. İbn Sina'nın yetişmesinde babası. Farabi'nin yetişmesinde şöyle bir vasiyeti var. Annesine. Babası subaymış. Eğer ben herhangi bir yerde şehit olursa, kalırsam, dönemezse, oğlum eğer okumak isterse bir hazırlık yapmış. Köyündeki hocadan dersini aldı. Kasaba gitmek isterse şu parayı kullan. Annesi bir ama isterse diyor. Eğer o kasabadan da daha büyük bir kasabaya gitmek isterse şu keseyi kullan. Bağdat'a gitmek isterse o gün ilim merkezi ona da şunu kullan. Sakın ola ki engel olma. Demek ki küçük yaşta çocuğundaki melekeleri görmüş. Yani çocuğun 3 veya 7 yaş arasında soyut zeka dediğimiz yaratıcı zeka vardır. Bıraksal düşünce, kavrama gücü çok fazladır. İşte bu dönemde çocuklarımıza kendi bildiğimiz, kendi doğrularımızı öğretmekle çocukların geleceğine en büyük engeli anne baba ve çevresi koyar. Oradaki somut algı ilkokulda başladı. 14 yaşında ikinci bir devre başlar. Yeniden var olanı sorgulama. Var olan dediğimiz etrafında gördüğü her şeyin nedenini. Şimdi mesela fizikte nasıl sorusu vardır. Ama
O nasıl sorusuna neden dediğimizde bu sefer metafizik cevap verir. Metafizin alanına girer. İbn-i Sina natili denilen adamdan felsefe derslerini aldı. Babası matematiksiz olmayacağını bildi, matematik derslerini aldı. 18 yaşına kadar okuması gereken hemen hemen her şeyi okumuş. Orada kendi kendine yetişen, kendi kendine yetiştiren birisi. 18 yaşında bir hekimliğe merak etti. Bir hekimden onun yanında ders görmeye başladı. O hekimden aldığı dersle bir an önce saraya girme fırsatı oldu. Saraya girince diyor, hayatımda görmediğim, ismini duymadığım kitaplarla karşılaştım. Demek ki o günkü saraylar veya çok zenginlerin en önemli uğraş alanı kütüphane oluşturma. Şu anda mesela her birimizin evlerinde küçük veya büyük kütüphanelerimiz vardır. Alanımıza göre yavaş yavaş belirlemeye başlıyoruz. Ama bir devlet yöneticisi, işte İbn-i Sina'yı yetiştiren bu kütüphanedeki 5-6 yılı geçmiştir. Orada mantık ilminde bildiği için bu kadar çok sistem kurucu olmasının, çok eser yazmasının sebebi. Hatta ben görüntü olarak görünsün diye de onun yazmış olduğu eserlerden bazılarını burada getirdim. Şuna tekrar gelin. Şimdi orada bu harita, hani gerçi oyundan alındı ya, şöyle düşünüyorum. Bugün en önemli sorunlarımızdan birisi, biri Dünya Savaşı'nı gördük. İkinci Dünya Savaşı'nı gördük. Buna biz büyük oyun diyelim. İkinci büyük oyun, yeni oyun, İpek Yolu ülkeleri oyunu. Şimdi Çin'den itibaren Pakistan, Afganistan, İran, Irak, Suriye, Türkiye, Özbekistan ve bu coğrafyada doğalgaz, petrol, bundan sonra o kadar çok kaynaklar zengin ki bunun farkına varan ülkeler. Şimdi iki kuleler yıkıldıktan sonra Amerika'nın ilk müdahale ettiği yer Afganistan'dı. Yani İpek Yolu'nun tam göbeği, tam merkez noktası. Neden sorusunu sorduğumuzda aklımıza çok çağrışımlar geliyor. Peki aynı şekilde Rusya'nın yıkılma sebeplerinin bir tanesi de Afganistan'ı işgal etmeye kalkması. Oradan aşağı inme. Yine Türkmenistan dediğimiz Doğu Türkistan sorunu yine hep İpek Yolu üzerinde bir ekonomi savaşı. Bitmiş olan Avrupa medeniyeti demek ki kendine yer arayacak. Bundan da şimdi Özbekistan'dan sonra daha önceki medeniyet neredeydi diyelim? Suriye, Irak, işte Türk boyları var gücüyle o tarafa doğru akın etmeye başladılar. İslam'a en büyük hizmeti yapan grupların Türkler olması, Türkler bile din kabul etmede çok çabuk. Hristiyanlığı kabul eden, Manizm'i kabul eden, Budizm'i kabul eden, Musevi'yi kabul eden ama kitleler halinde İslam'ı kabul eden bir milletiz. İslamiyet'i kitleler halinde kabul etmemizin sebebi onların o günkü düşünce İbrahim Aleyhisselam diyorum ben, Nuh Aleyhisselam'dan itibaren gelen tek tanrı düşüncesi, yaşam felsefelerine uymuş olması, ırkçı olmamaları. Mesela Asena kelimesini duyarız. Asena, yani dişi kurttan üredik gibi. Kalkıp da dişi kurt atam deyip de ne yapmayız? Aşırı derece ona da. Yani ırk kavgası yoktur. İsimlendirme ve bugün etnik isimlendirme yapmak bir bakıma insanların düşüncelerini daraltmak. Ve onun için İslam düşünürlerinin hiçbirisi kendi hani ulus düşüncesini, yani Türk düşüncesi, Arap düşüncesi gibi dememişler. İslam coğrafyasındaki tüm düşünce hareketlerinin toplamına İslam felsefesi, İslam düşünce hareketi, İslam medeniyetinin ürettiği düşünce denilmiş. Burada da yine bir bütünlük söz konusu kitaplarında. Yine hekimlerin piri olarak bile İbn-i Sina'nın karaciğer, akciğer, kalp ve beyinle ilgili tanımlarının yer aldığını görüyoruz. Arkadaşlar Kitab-ı Şifa burada. Kitab-ı Şifa, kitap deyince kitap olarak. Şifa bulsunlar.
buradaki kitapların hemen kategoriler, önermeler, analizler, kıyas, ikiler, topikler, bunların her birisi Aristo'nun, Argon'un isimli ve çalışmalarının tekrar İbn Sina tarafından yorumlanması, geçmişleri eleştirme hafızası var. Kendi kitaplarının atıfları var. Bu da özgün olduğunun işareti. İslam dünyasında yine böyle eser yazanları yanlışları böyle düzeltme var. Ve kendisinin çok sağlıklı bir şekilde yapacağı çalışmalara götüren bir Allah razı olsun. Bu kitab-ı şifa, mesela kitab-ı şifanın şu fizik dediğimiz, bu fizik, kitab-ı şifada ilk birinci konu fizik konusu. İkinci konu matematik ve mantık. Mantık, şuradaki mantık. Mantıktan sonra fizik, yine kitabın üzerine kitab-ı şifa yazıyor. Matematik, matematiğin içerisinde geometri, musiki, bundan sonra aritmetik gibi konular. En son metafizik. Peki kitab-ı şifadan sonra ümmet zarar etmesin, millet zarar etmesin. Mesela yorum üzerine, yorum dediğimiz bizim nasıl yorumlayalım, nasıl anlayalım? Yormak. Bak bu da bir Türkçe, yormak, yorumlamak. Eğer Türkçenin kök kelimeleri üzerine derinlemesine düşündüğümüzde çok farklı çıkarımları bilinçaltımızdan çıkarabiliriz. Sofistik deliller. Bu sofistik deliller, arkadaşlar kitap şu. Hatta ben bunu iki sayfa şeklinde özetledim, kendi kendime şöyle çıkarmıştım. Şu kitabı okuduğumda kim nerede konuşursa hemen şunu anlıyor. Özne ile yüklemi ayırmış mı? Özne ile yüklemi ayırmış mı? Özne ile yüklem arasında farklı kavramlar koymuş mu? Özneyi öne geçirip yüklemi unutturmuş mu? Lafızda oynama yapmış mı? Yani gerçeği öğretme değil de gerçeğe benzerleri ortaya koyanlara biz sofist diyoruz. Sofistayi. Hatta hitabet sanatını çok ön plana çıkaran bilhassa Sokrat öncesi edebiyatçı dediğimiz, rotorik dediğimiz, biz gerçeği anlatamayız, anlatsak bile karşı taraf anlamaz şeklinde insanları uyutma sanat. İşte uyutanların aşkı nasıl uyutulduğunu, İbn Sina da bunu sofistik deliller, ya yani onları nasıl çürüteceğiz? Bu sofistik deliller, yani bir insan konuşurken gerçeği değil de gerçeğe benzeri anlatırken nasıl insanları uyuttuğunu anlamamız açısından. Çok önemli. Mantığa giriş kitabı şeyimiz de var. Yine kitab-ı şifa. Musiki yine kitabı. Kategoriler. Oluş ve bozuluş. Oluş olmak. Boz, bozma. Şimdi oluş bizim şey kavramı var ya. Var olan her şeye biz varlık diyoruz. Oluş. Her birimiz oluşur. Yani bir hücrede bir oluş, bir hayvanda oluş. Bu oluşta herhangi bir dahlimiz, müdahalemiz var mı? Yok. Peki bozulma da var mı? Bu da yok. Peki insan burada nerede? İşte insan var olan yerde kendini tanımlayayım derken ister istemez felsefe yapmak zorunda kalır. Kendini tanımlama. Yani çocukluğumuzda ben diyoruz, gençliğimizde ben, yaşadığımızda ben diyoruz. Ben derken aslında kendimizi bilmek istiyoruz. İnsan kendini, yaşadığı mekanı bildiği anda Rabbini de bilmiş olur. Tüm oluş bizi ilk nedene, ilk yaratana zorunlu var. İbn Sina işte her sebebi ilk sebebe götürmekle ona zorunlu varlık. Diğerleri ise zorunsuz. Hani olmamız veya olmamamız mümkün dediğimiz olabilir varlığız. Ama Allah için var olması bakımından varlık. Kendiliğinden varlık, varlığına herhangi bir müdahale yok. Ve onun için Allah için konu yükleyemeyiz diyor. Yüklem yükleyemeyiz. Araz yükleyemeyiz. Araz nedir? Şimdi Hayır Hocam'a bakıyorum. Hayır Hocam'ın rengi, saçı, işte eli, onun için şekli arazdır. Ama onun hayri ismi
iddiası ve ismi. Buradaki şekil, mesela şöyle diyor, ruh cevher ise, bu İbn-i Sina'nın ruh anlayışını anlatıyor diyor. Ruh cevher ise diyor, akıl onun aletidir. Akıl cevher ise, düşünce onun aletidir. Düşünce cevher ise, yani etkin sebep ise, söz onun arazı. Peki araz, söz, cevher, sözden yansıma, eser, araz olmuş oluyor. Peki bu zincirlemeyi götürdüğümüzde bir ilk neden. Yasin suresinin son sayfasında kemikleri ufalamış bir adam. Sevgili peygamberimize üflemiş böyle toz toprak. Bunlar mı dirilecek, bir araya gelecek dediğinde Cenab-ı Allah ilk yaratan. Orada ilk yaratan, o halde bizi bir yaratan var. Kendi varlığımı inkar edemiyorum. Evreni inkar edemiyorum. Oluşu inkar edemiyorum. Bozuluşu. O halde ilk yaratanı burada sadece cevap düşünmeyi. Kur'an'da şimdi İbn Sina yapan Kur'an felsefesi dedi. Nerede bir tezekkür, tefekkür, teakkür, tedarrus gibi kelimeleri gördüğünde düşünmenin önemini anlamış. Eğer bir konuyu çözemediğinde abdest alıp, namaz kılıp, yoğunluk Allah'a yalvararak yatıp rüyasında bile problem çözmeye devam eden bir bilim adamı. Şimdi İbn Sina'nın oluş ve bozuluş kitabından sema ve alem. Şimdi sema gökyüzü, diyelim ki alem yeryüzü. Semaya bakıp da semayı yorumlamak, bugün çoğumuz başımızı kaldırıp geceleri hep bakmadan gidiyor. Eğer baktığımızda yıldız, ay ve güneş bize çok şeyler verir. Mesela yıldızdan ben necmi, yıldız demek. Surenin başı. Vel fecri, fecir demek. Ve şemsi, oradaki ve harfini gördüğümüzde çoğumuz, yani tefsircilerimiz, tefsir yorumcularımız diye tefsir ama biraz Arap kalıbının etkisiyle şöyle bir çıkarımları var. Bâvül kasem, yemin, Allah güneşe yemin etmiştir. Yemin ettiyse önemli. Ve kelimesini gördüğümüzde dur, düşün, anla, derinlemesine bak. İşte felsefecilerin yaptığı, nerede bir nesne, obje gördüğünde derinlemesine düşünme. Hikmet nedir? Şimdi Kur'an'daki adı hikmet, felsefe demek. Kime hikmet verilmişse en önemli hediye ona verilmiştir. Müminin kaybolmuş malı hikmettir, nerede bulursadır. O halde felsefecilerin bir özelliği, İbn Sina'nın bir özelliği, hiç insan ayırmadan, millet ayırmadan doğru bilgiyi alıp kendi süzgecinden geçirme. Daha sonra bunu tasdikleyip gelecek nesillere sunabilme özelliği var. Bu sunabilme özelliği onu bugün dahi anılmasına sebep olmuştur. Mesela büyük önderimizden Mustafa Kemal, devletin kurucusu, 1937 yılında ilk defa İbn Sina üzerine bir sempozyum yapar. Bu sempozyumu yapma nedeni İbn Sina'nın ölümünün 900. yılıdır. 80'li yıllarda bir iki defa daha yapıldı. O zamanki yapılma nedeni işte doğumunun birinci yılı. Peki şöyle düşünmeye başladım. Bizler, bu bir felsefecimizi aldık, İbn Sina. Eserleri mevcut. Tıp alanındaki çalışmaları mevcut. Onun mesela İbn Sina'ya doğru, Türkçe düşünmeye doğru, mimaride, sanatta, modada, felsefede, tüm bilim dallarında İbn Sina'yı mesela bir yıl her alanın uzman çalışmaya kalksaydı bir toplumda bir değişim, bir dönüşüm. Biz ne yapıyoruz? Mesela sevgili peygamberimizi bir hafta anmak, su üzerine yazı yazmak gibidir. Veya başka bir bilim insanını diyelim 10 yılda bir defa anmak. Andığımızda tüm bilim dallarıyla, bütün mesleklerle beraber anlamamız ve anlamamız gerekmektedir diye düşünüyorum. Sema ve alem hakkındaki görüşleri. Bu işaret ve tembihatı da kitabı şu. İşaret ve tembihat kitabı. Arkadaşlar bu kitabın içerisinde mesela yöntem, konu, mesela 10 tane konu yazmış.
Yine mantık, doğa bilimleri yani fizik ve metafizik. Mantıkta nasıl aklı kullanacağız? İkincisi, doğa bilimleri var olanı, varlığı nasıl tanımlayacağız? Yine bize bir usul veriyor. Daha sonra metafizik. İşaret dediği mesela, işaret dedi de, biz işaret kelimesi, ayet diyoruz ya, ayet. Ayet de işaret demek. Ve içerisinde mesela tembih. Tembih dediğinde bu konuda işareti verdin. Tembih dediğinde tembih ediyorum. Yani bir öğretmenin tembih etmesi, bir babanın tembih etmesi, uyarma, vehim diyor. Bazı tembih edilen konularda vehim, hayal, karışıklık aklımıza gelebilir. Burada şu konular senin vehmine gelebilir deyip bu konuyu da şey verir. Daha sonra diyor bu vehme bir ekleme yapıyor. Ekleme. Aydınlatma. Bu konuda aydınlatma. Hemen altına diyor ki gerekiyorsa aydınlatma. Yani usul benim çok ilgimi çekti. Mesela yetkinleştirme. Bir bakıyorsun bir konu anlıyor. Bu konuda seni olgunlaştırıyorum. Dereceni arttırıyorum. Yeter ki algılan. Hatırlatma. Şu teknik hataları yapabilirsin. Hatırlatıyorum. Mesela hidayet, şahit getirme. Bir olayı anlatırken belki tereddüt edersin, sana bir de şahit, bir de delil getiriyor demesi. O da yetmedi. Nükte. Bazen eğitimde nükte mesela iki yerde nüktesini, iki yerde nükte yapmış. Vaat. Bir yerde vaadi var. Bir yerde hikaye. Şimdi ben burada hikayeye baktığımda şunu düşünüyorum. Bu kadar önemli olan bir kitapta bir tane hikaye. Bugün biz hikaye anlatmaktan ne din anlatıyoruz, ne bilim anlatıyoruz, ne de ahlak anlatıyoruz. Hikayeyle din ve ahlak öğretiyoruz. İbn Sina bir bilim adamı, hikaye belki gereklidir ama şu kitapta bir tane hikaye var. Fayda olarak iki yerde şu çok faydalıdır demiş. Bir nasihatı var, bir de vasiyeti var. Ben örnek olsun diye nasihatı son sayfayı gösteriyorum. Şurada ne diyor? Vasiyet. Nasihat, son ve vasiyet. Şimdi buradan da şunu çıkardım. Çok vasiyet etmek işin önemini azaltıyor. Bir yerde vasaya kelimesi Kur'an'da da geçiyor. Dini ayakta tutmanızı vasiyet ettim. İbrahim'e şuna ettiğim gibi ya Muhammed dinin ana ilkelerini, ana felsefesini, tevhid ilkesini ayakta tutun. Buradan bunu anlıyorum. Bu da arkadaşlar şurada bir tek kelime çizmişim. Senin zeki olman, sıradan insanlardan biri olmanın, her şeyi inkar ederek karşı koyman olmasından kaçın. Yani bir inkarcı tipte her şeye böyle reddetme. Böyle bir tavır hafif meşreplik ve acizliktir. Savunma mekanizması. Çoğumuz da bir şey hemen savunmacı. Benim doğrumu tenkit eden birisine, yani aklımızdaki doğruyu tenkit, hemen savunarak red etme, konuşturmama. Açıklığı henüz senin için belli olmayan bir şeyi yalanlamandan, ihlalin elindeki herhangi bir delil bulunmayan şeyi doğru anlamandan, ihlalinden farklı bir şey değildir. Aksine senin imkansızlığına kesin bir kanıt bulmadığım sürece kulak verdiğim şeyi yadırgamak seni rahatsız etse bile durup düşünme. Durup düşünme gibi. Mesela hablül verit diyoruz. Allah'ın ipine sımsıkı sarın. Şimdi oradaki ilk kavramını çoğumuz işte Kur'an'dır diye mana vermiş. Allah'ın ipine, Allah'ın Kur'an'ına sımsıkı. İp aynı zamanda akıl, bağ kurma. Akıl mesela deveyi bağlama. En hasını sana lokma lokma sundu. Bu bir samimiyet. Artık sen de bu bilgiyi bayağı insanlarda, yani bunun kıymetini bilmeyecek, indirgemeci, ondan sonra küçültücü,
değersizleştirici kişilerden. Cahillerden, parlak zeka ve eğitimle adetten nasibi almamış kişiden, kafası karışık insanlar haşır neşir olandan veya bu filozofların mülhitlerinden. Bir de filozofların inkarcı tipleri, materyalist, maddeci, tek taraflı düşünen, onların düşündüğü kendi açısından. Mesela Batı emperyalizmi sömürge üzerinedir, madde üzerinedir. Ama Doğu felsefesinde sömürme yoktur, insanı yaşatma vardır. Öldürenle yaşatan bir değil. Peki ruhen problem var mı, örnek var? Din derslerinde hani çok şu kadar arttı, bu kadar arttı, çoğu idareci olmak arttı. Alanında yetişmiş olan, ben bu dersi en iyi şekilde yapıp ruh eğitim. Bu da çok önemli. Eğer bu ikisini yan yana getirdiğimizde bu toplum çok kısa zamanda ölecek. O insanlara bedensel ve düşünsel eylemleri arasında bir denge kurmalarını tavsiye etmiş ve bunun için sağlıklı, sağlık için çok önemli olduğu uyarısında bulunmuştur. İbn Sina'nın başarısı tıpla eğitimin birleştirmekten kaynaklanır. Dengeli bir bedensel ve düşünsel stres yönetimi, yeterli uyku, yeterli hareket, yeterli beslenme, stres yönetimi. Hani her şeyin hayatın başı strese de stres yönetimi. Bu nasıl olacak? İşte insanca yaşamanın ilkelerini bilmemiz gerekiyor. Mesela ikincisi, evde olan egemen havanın ve okuldaki öğretmenin davranışlarının çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmesi üzerinde etkileri ve önemleri dikkat çekmiştir. İbn Sina, ana baba ve öğretmenin yanlış davranışlarının çocuklara ruhsal arazilere yol açabileceği özellikle belirtir. Bu önerileri derin bir insansever duygusuyla biçimlendirmiştir. Şu da benim çok ilgimi çekti. Yasa koyucunun yasa koymadığı ilk hedefi toplumsal düzende var olan meslekleri belirleyip o meslek grupları için bir başkan seçerek her bir kişiyi o başkana bağlayarak toplumda belirli bir yeri olmayan hiçbir insan kalmaz. Hakkı hocam aklıma geldi, ahilik diye yazdım böyle. Yani toplumda hiçbir kişiyi işsiz bırakmama, mesleksiz bırakmama, onu da bir başkana bağlama. Demek ki İbn Sina sonrası, bunlar okunuyor bu kitapları, ahilik teşkilatının kurulmasının öncülerinden diyebilirim diye notuma düştüm.